Küçük, küçük hanımım. Hanımı müjdeler olsun. Küçük hanım geldi. Ulu tanrım, küçük Canım hanımım. bebeğim. Sen, bu ne büyük sürpriz. Hoş gelmişsin. Biz seni haftaya bekliyorduk. Hasretinize dayanamadım, erken geldim. Kızım, geç içeri. Geç. Kızım Eftelya. İçersin gene küçük hanım. Yok dadı. Ellerine sağlık. Tabii, bizim şerbetlerimiz Fransa'dakilere benzemez. Biraz anlatsana kızım şu Paris'i. Çok güzel bir yer işte. O kadar mı sadece? Değil tabii, Paris. Ama inan buna, buralar daha güzel anne. En çok siz gözümde tüttünüz belki. Sonra da memleketim. Baba! Babacığım! Babacığım! Kızım. Sen haftaya gelmeyecek miydin? Öyleydi. Ama hocalarım beklememe gerek olmadığını söylediler. Okulun? Bitirdim. Hem de birincilikle. Aferin benim kızım ha. Aferin sana. İşte baba. İcazetnamem. Aferin benim güzel kızım ha. Seninle gurur duyuyorum Korimu. Ben size ne dedim lan? Ben demedim ulan el alemin karısına kızına bakmayın diye. Hem de benim kızıma ha. Hem de benim kızıma lan. Anlaşmayın lan. Anlaşmayın dedim. Tamam be, tamam be. Bırakın artık. İşinize gidin be. Ulan sakın geçmeyin buradan bir daha. Deli Kadir. Ya deli meli ama mahallenin düzenini sağlıyor en azından. Bu zamanda lazım öyle insanlar. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Bakın size bir şey söyleyeyim mi? Vallahi beş vakit namazımı aksatmam ama bir tarafım da delidir hani. Yanlış yapanın keserim kulağını. Tevekkeli deli Kadir derler adına. Ya bırak şimdi. Bak ben ne diyorum. O sebepten söyleyin o gençlere ayıp etmesinler. Hı hı. Kız Fransa mı ne öyle uzak bir diyardan gelmiş. Okulunu iftiharla bitirmiş. Hanım hanımcık bir kız ya. Mahallemizin kızı zaten. Ufacıktı ilk gönderdiklerinde. Yani bizim kızımız. Rum değil ne olursa olsun. Başımızın üstünde yeri var. Kendi kızlarımıza nasıl itina gösteriyorsak hı hı. Ona da aynısını göstermemiz lüzum eder. Selamun aleyküm. Oo, aleyküm selam aleyküm hocam. Selam hocam. Hadi biz gidelim Kadir abi. Hadi güle 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 güle. Dediklerimi unutmayın. Tamam Kadir abi. Ne konuşuyorsunuz böyle? Kerim hocam. İnan camiye gelince kendimizi unutuyoruz biz. Lafa dalmışız gene. Kusura bakma. Estağfurullah. Burası tüm inananların sohbet mekanıdır. Ya
Ne iyi ettin de bu bizim camiye, ne iyi ettin de geldin be hocam. Bunu da içeceksin küçük hanım. Çok yedim dadı. Ben anlamam. O süt içilecek. Ben artık büyüdüm dadı Eleni. Farkında değil misin bunun? Sen öyle san Androproke. Benim nazarımda hala bir çocuksun. Aç kalmışsın zaten uzak yerlerde. Süt. Kimdir bu dadı? Kim kimdir? Ezanı okuyan. Ne diye merak edersin kuzum? Müezzinin biri işte. Bu ses başka dadı. Bu ses insanın içine işliyor sanki. Genç bir şey herhalde. Başka işimiz kalmamış gibi bir de müezzinin sesiyle mi uğraşacağız şimdi küçük hanım? Sen gelsene benimle. Nereye? Büyük annenin vefatını yazmıştık ya sana geçen sene. Evet. Aklına getirip üzmek için söylemedim küçük hanım. Benim derdim başka. Bir şey bıraktı sana. Ne bıraktı? Gel sen gel. Gel. Bunu bıraktı. Azizlerle birliktedir şimdi o. Ne varmış ki içinde? Bilmiyorum. Bakmadım hiç. Hani mendili, fotoğrafı filan anladım da... O haritaya benzeyen şey... Nedir onu anlamadım. Bu ikimizin fotoğrafı. Aziz İsa aşkına. Aynı büyük annene benzedin sen. Sensliyim yani. Zamanın en güzel kadınıymış. Öyle söylerler. Bak bakalım neymiş o. Ben baktım baktım hiçbir şey anlamadım. Ne kesimdi bu? Bilsem. Hiç bahsetmedi mi size? Hiç bahsetmedi. Neyse vardır bir hikmeti herhalde. Yoksa niye bıraksın böyle bir şeyi? Define haritası falan olmasın küçük hanım. Ya da bir mezar. İsa aşkına. Çocukluğunda da böyleydin sen. Beni korkutmaya bayılırdın. Kadir baba ne yaptın sen? Ne gereği var şimdi bunca şeyin? Lazım neyin olur hocam? Çaylar, kahveler, pirinç, bulgur. Yersin, yersin. Bekar başına yaşayan biriyim ben. Ne yapacağım bu kadar... Canım gelen gidenin olur. İkram neyim edersin ya? Allah Allah. Zaten mahcubum sana. Niye? Kirayı geciktirdim bu ay. Bak kırdırma şimdi kapıyı pencereyi bana. Bak bir daha lafını etme şunun. Yoksa kuruş almam bundan sonra. O vakit oturmam bende. Öyle bir şey yap, yıkarım bu evi. Kiraya da vermem, kimseye de sokmam. O da benim gibi ayakta zor durur zaten. Bir balyoz bitirir işi. Bana yaptığın iyilikleri nasıl öderim senin Kadir baba? Ya senin yaptıkların? En kötü zamanımızda yanı başımızda bitersin. Cemaati güzel sözlerle rahatlatırsın. Otacılığınla şifa dağıtırsın. Eline su döken bir hekim çıksın, bıyıklarımı kesmezsem bana da deli Kadir demesinler. Aman Kadir baba, bilmeyen de bir şey sanacak beni. Değil misin ya? Yalan mı diyorum ben? Arif'in oğlu ince hastalığa yakalandı, senin yaptığın ilaçlarla iyileşti. Fatma kadın öyle yazdı, senin ilaçlarla döndü hayata. Şair Ferid'in annesi de hakeza. Ya onların düzeleceği varmış. Bırak şimdi hocam bu tevazuyu. Ben anlamam tevazudan neyin. Ben gördüğümü bilirim. Nice hekimler baktı da şifa bulamadılar bu saydıklarıma. Allahu ekber, Allahu ekber.
Dadı. 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 İsa aşkına. Küçük annem. Uyan dadı. Sana bir şey söyleyeceğim. Ay, ay içim geçmiş, ne oldu? Bu ses. Bu sesin sahibini görmezsem hasta olacağım. Sen ne dersin küçük annem? Tanrı adına yemin ederim ki hiçbir şey anlamıyorum senin bu merakından. Ben anlıyor muyum sanki? Bu ses bambaşka dadı. Bu ses içine işliyor insanı. Başka alemlere götürüyor. Sihir gibi. Yok yok, akan su gibi. Of, ne bileyim işte. İnsanın ruhunu teslim alan bir müzik sanki. Bir ilahi temas. Ürperten, büyüleyen, derinliklere salan bir dokunuş. Azizler korusun seni. Nasıl bir şeydir bu İsa aşkına? Bir anlasam. Mesleğimi icra etmeme müsaade var değil mi babacığım? Var tabii. Meslek diyeseğine sanat desene şuna kızım. Memleketin bir numaralı resmi olacak küçük hanım. Onca zaman yurt dışında okumana ve de emeğine saygısızlık edeceğimi düşünmüyordun herhalde. Olsun. Ben yine de emin olmak için. Abimin emeklerini unutmayın. Yıllarca yanında kaldın Paris'te. Kendi kızı gibi bakıp okuttu seni. Aşk olsun hanım. Sanki tüm emeği dayısı vermiş gibi konuşuyorsun. Tanrı aşkına, ben onu kastetmedim. Ama öyle bir söylüyorsun ki... Odamı atölye gibi kullanabilir miyim babacığım? Tabii ki kullanabilirsin. Beyhude geçti bu ömür, ne fayda. Gözümüz yoktur bizim, temaşada sazda. Tüm cihanı geçsen de bulamazsın. Aklı kalır bir kere içenin bu çayda. Ferit! Kafa ütüleme lan. Yapma be baba. Bozma şu şair edebiyatını. Olsun. Sen gene de işine bak oğlum. Ya su Kadir? Vay efendim, kimleri görüyorum. Hangi rüzgar attı paşa beyimizi kahvemize? Buyur otur. Nasılsın Kadir? İyiyiz hamdolsun. Sen nasılsın? İyi. Hayırdır? Pek uğramazsın buralara. İsim düştü sana. Halledebileceğim bir şeyse başım gözüm üstüne. Bizim kıza ufak bir atölye yapacak. Biliyorsun ressamdır kendisi. Allah bağışlasın. Maşallah var yeğenimde. Çalışmak istiyor. Resim mi yapmak yani? Odasını atölye gibi kullansak iyi olmaz. Ben ayrı bir mekan böyle tutmak istiyorum. Hem küçük hem huzursuz. Hani su, dededen kalma bir ev var ya. Bize komşu endaksi. İçindeki kiraziyi sıkarırsan kızıma orayı tutmak istiyorum. Valla 40 senenin başı bir şey istedim bizden. Ama gel gör ki ne sana ne de Eftelya kızımıza bir yardımım olmayacak. Sebep? O evde çok kıymetli biri oturur. Kardeşimden ileri gördüğüm bir delikanlı. Benden canımı iste, canımı vereyim. Lakin o evi isteme. Kimmiş o delikanlı? Bizim caminin imamı. Çok efendi, çok dürüst, bambaşka biri. İmam olduğuna göre başka bir şey olacak değildi herhalde. Öyle de bu başka be paşam. Bu bıyıkların üstüne sana yemin ederim gözümün bebeğidir kendisi. Bu imamı hem çocuğumun yerine koyarım hem de kardeşimdir. Yani ev için bir ümit yok mu diyorsun? Ölüm kalım olmazsa yok. Bağışla beni. Biliyorsun bir kızım var. O da evlatlık. İmam da damadım olsun isterim. Hayırlısı olsun Kadir, ne diyeyim? Kusura bakma. Çaylar gelir ocaktan, demini tutar ufaktan. Sen bu çayı beğenmezsen, reva mıdır bu Allah'tan?
Feritler azat şekeri. Bozma şu güzel çaydaki... Şair! Şair! Kaybol! Şair mi bu çocuk? Pabuçlarımın şairi. Sabahtan akşama kadar bitiriyor bizi. Sorma gitsin. Şanslıymış Süleyman. Senin gibi birine denk gelmiş. Biz şanslıyız esas. Benim nazlı koca bebeğim. Bir sese aşık olmak da neyin nesidir kuzu? Işıklar içinde yakışıklı bir genç. Hem de yüzünü bile görmediğim bir genç. Nasıl oluyor bu iş? Oluyor işte dadı. Korkuyorum sana bir şey olacak diye. Ne olacakmış bana? Ne bileyim, içime bir korku düştü işte. Rüyalara inanırsın sen. İnanırım ama bu... Küçüklüğümde hep kaderden bahsederdin bana dadı. Alın yazısından bahsederdin. Tanrı ne yazmışsa onu yaşarız derdin. Öyle bir şey değil mi bu şimdi? Hiç anlamıyorum dediklerinden. Belki de kaderimde yazılıdır bu sesin sahibi. İmamla sen. Tanrı yazdıysa bulsun. Paris'te okuldan bir arkadaşım hayatın birbirini tamamlayan parçalardan müteşekkil olduğunu söylerdi. Bu harita mesela. Bir parça bana sorarsan. Dalga geçme benimle küçük hanım. Ciddiyim dadı. Şeytanları uzak tut bizden ulu tanrım. Kaç tane şeytan vardı uzak tut diyorsun? Ama ne bileyim ben. Çözmeliyim bunun sırrını. Bunu boş yere bırakmamıştır büyük annem. Büyük annem çok iyi bir insandı. Ama son zamanlarda biraz... Son zamanlarda biraz? Değişmişti. Bunamış mıydı demek istiyorsun? Ben söylemedim, sen söyledin. Ne yapıyordu mesela? Hangisini anlatayım küçük annem? Ekmekten sudan pek kesilmişti mesela. Yemez, içmez... Pencere kenarında otururdu. O da senin gibi. Evet. Nasıl söylesem? Ağzımda bakla ıslanmaz ki benim de. Söylesene şunu dadı. Çatlatma adamı. O da senin gibi şu imamın... İmamın sesine hayran kalmıştı. Keşke onun gibi bir torunum olsun diye iç geçirirdi. Ne diyorsun sen dadı? Ulu Tanrım bağışlasın beni.
Hanımıma söz verdim hiç bahsetmeyeceğim diye. Ama sözümü tutamadım işte. Söz sana, annem bilmeyecek bunu. Sen hepsini anlat bakalım Tunun. Senin büyük annen seneler evvel bir hastalığa yakalandı. Sen bilmiyorsun bunu, Fransalardaydın. Onca hekim geldi babanın arkadaşı. Hiçbiri tedavi edemedi büyük anneni. Ağır ilerleyen bir hastalık olduğunu söylediler. Sonra 2-3 sene önce o geldi buraya. O dediğin kim? O. İmam. Deli Kadir var. Mahallemizin çok sevilen bir adamı. Çocukluğumdan bilirim onu. İşte o kucak açtı genç imamı. Meğer hocalığının yanı sıra başka meziyetleri de varmış delikanlının. Otlardan ilaç yapar, şifa dağıtırmış insanlara. Bunu duyunca babadan gizli gizli ona götürdük büyük anneni. Neden gizli gizli? Tanımaz mısın babanı? Bilmez misin? Pek sevmez öyle Müslümanlarla oturup kalkmayı. Hele bir imama, din adamına gittiğimizi duysa diri diri keser bizi. Sonra ne oldu? Çok uğraştı imam büyük annen için. En çok bir sene daha yaşayabilir dedi. Yaptığı ilaçlarla da sahiden de bir sene yaşatabildik kadıncağızı. Sonra Tanrı yanına aldı büyük anneni. Siz tanıdınız demek ki bu güzel sesli adamı. Tanıdık. Fakat büyük annen kanatlanıp uçtuktan sonra pek görmedik o imamı. Sebep? Utangaçtır çünkü. Çıkmaz öyle insan içine. Hele genç kadındır, kızdır, görsün başını kaldırmaz yerden. Alex Usta, bunları hesaba yaz. Yazarım hesaba. Selamun aleyküm. Kusura bakma. Biz her girdiğimiz yere Allah'ın selamıyla girdiğimiz için boş bulundum. Tanrımız bir nasıl olsa. Buyur otur. Hoş geldin. Hoş gördük. Şey için geldim ben. Bu Eftelya kızımıza bir mekan bulduğumu söylemek için. Bak, bu tarafın baskısının Kadir. Hangi tarafım? Sağına soluna düşkünsün. Yardım etmekten bıkmıyorsun, usanmıyorsun he? Canım, biz iyiye iyiyiz. Kötü adam barınamaz etrafımızda. Alakana teşekkür ederim ama bizim kız kararını verdi. Odasında çalışmak istiyormuş. Bir zaman sonra belki tutarız diyor öyle bir yeri. Yapma ya. Öyle de güzel bir yer bulmuştum ki. Yani görsen... Ben bile heveslendim inan. Ne için? Resim sanatı için. Yani. Canım, altı üstü boya değil mi? Alacaksın fırçayı, süreceksin o şeye. Nereye süreceksin bakalım? O şeye. Tuvale demek istiyorsun. İşte ona. Bıyık boyamaya benzemez bu Kadir. Bak şimdi bozuşmayalım. Bıyıklarıma laf ettirmem. Her şeyime et, bıyıklarıma etme. Kusuruma bakma. Şaka yaptım be ya. Çay, kahve ne içersin? Çay içerim de ben de ne zaman çay söyleyeceksin diye gözlerinin içine bakıyorum. Çayın lafı mı olur bre? Hadi söyle. Senin rahmetli Rum kadın vardı ya, onun torunu gelmiş. Ressam olmuş kız, sanatçı olmuş. Yahu dadı, çocuk değilim artık. Portakal suyunun çocukla büyükle ne alakası varmış? Vücudu güçlendirir. Tamam dadı, içeceğim. Uf. Bak sen beni dinle. Benim dediklerime kulak ver. Ben boş konuşmam bilirsin. Kadir amca değil mi şu giden? Evet o. Yanındaki? Kim o dadı? Yoksa ezan okuyan?
Konuşsana dadı, o mu? Tamam tamam, odur işte. Hadi hadi. Haydi gir içeri. Tanrı aşkına. Olacak şey mi şimdi bu? Bir görebilseydim yüzünü. Tüh gitti. Görmeliydim onu dadı. Bir kez olsun görmeliydim. Çok mühim bu, anlasana. Görürsün nasıl olsa. Kaçmıyor ya oğlan. Bu mahallede burnumuzun dibinde her daim. Of of. Bu ne işte seninle. Görürsün elbet onu. Onu da görürsün, şeytanı da. Şeytan mı? Oy Tanrı korusun. Hadi 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 hiç. Hadi aferin yavruma. Bir ev. Yani bir tünel bu. Bu ağaç. Bu meydana yakın çizme. Şu sokağın başındaki ağaç. Şu da harap bina. İşte bu da bizim ev. Bu büyük anneciğim. Güzel büyük anneciğim. Aramızda mesafeler de olsa aynı çarpıyormuş sanki kalplerimiz. Bana yardım et ulu Tanrım. Aziz Dimitri aşkına. Kendisi de sesi gibi güzel. Sende kabahat yoktur. Seni doktor yapan da kabahat. Ah! Korkma dadı, benim Eftelya. Bırak beni, bırak. Çekil şuradan iblis. Dadı benim diyorum sana. İyi bak benim. Ay ulu Tanrı. Küçük hanım. Dadı Kalfa ne oldu? Hırsız mı yoksa?
Yok bir şey baba. Ben aşağıdan bir gürültü duyunca mumu yakıp indim. Dadım da... Birden öyle çıkınca karşıma. Dadı Kalfa'nın uzun zamandır bir meselesi var Eftelya. Sık sık... Anladım anne, gayet iyi anladım. Hayırdır hocam? Bu sabah çok garip bir şey oldu Kadir baba. Nedir bu hali? Sanki evde yabancı biri dolaşmış ben uyurken. Allah Allah. Bir koku vardı yabancısı olduğun. Ne kokusu? Ne kokusu olduğunu bilemem ama güzel bir kokuydu. Böyle hoş bir kokuydu. Yani nasıl diyeyim, 40 yılda bir açan bir çiçek gibi. Kimsenin bilmediği, pek aşina olmadığı ama insanın içine işleyen bir koku. Kolay gelsin küçük hanım. Çayını getirdim ama iyi bir şey değil. Niye? Çok çay sinir yapar. Fransa'daki çaylara benzemez bizimkisi. Kaçaktır. Arap ellerinden getirtir paşa baban. Nedir yaptığın resim kuzum? Portre. Ne? Portre. İyi bir şey mi bu portre? İyi bir şey. Bittiğinde görürsün. Bari süt isteyim. O güzel yüzü layığıyla resmetmeliyim. Bunun için de onu defaten görmeliyim. Sanat için yapıyorum. Günahımı bağışla Tanrım. Thank you.
nihayet ol. Yoldan çıkmasına izin verme bu kulunun. Mumlar, evdeki koku, şimdi anlaşılıyor her şey. Thank you.
Rabbim, benim için bu kızı hayırlı görüyorsan o olsun. Hayırlı görmüyorsan nefsimden arındır beni. Hırsızsın sen. Kalp hırsızı. Sen. Böyle de oluyor işte bazen. Ava giderken avlanı veriyorsun. Otur istersen. Anlatmayacak mısın? Her şeyi mi? Her şeyi. Her şey senin sesini duymamla başladı. Hayır. Esası büyükannemle başlamış. Yani şimdi söyle. Büyükannem hastalanmış 2 sene önce. Sen bakmışsın ona. Fakat 1 senelik ömrü kaldığını söylemişsin. Kadın çok sevmiş seni. Hep adını anmış. Fazla sert olmamakta fayda var esasında. Dövmekle sövmekle adam olmuyor karşındaki. Bu yaşımda şunu anladım. Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır. Kötekle adam olunsaydı eşekler ayağa kalkardı evvela. Öyle değil mi hocam? Hocam ne? Sen beni dinlemiyorsun. Kusuruma bakma Kadir baba. Aklıma takılan bir şey var da. Neymiş o? Varsa hocam yapabileceğimiz bir şey tüm mahalleyi arkama alırım vallahi. Aman Kadir baba. Öyle bir şey değil bu. Küçük bir şey. Küçük de olsa sen gene de söyle hocam. Neriman damda dolanı. Su kölekte bulanı. Çay içmeden oturma burada. Ha. Dükkan sahibi huylanı. Ulan böyle denir mi müşteriye ha? Ayıp değil mi oğlum? Ama Kadir baba. Ne Kadir babası lan? De git. De git. Hadi. Yoksa kırarım bir tarafına. Allah Allah. Bir gün fena benzeteceğim bu oğlanı, o olacak. Bak ne buldum. Burada bir çıkış var. Hadi gel benimle. Sıra sende. Ne sırası? Anlatma sırası. İyi. Dinle o zaman. Ay. Azizler aşkına. Bu kapı niye açılır ki boyuna? Meşil meşil uyuyor kuzum. İşte
Benim de hayat hikayem kısaca bu. Sesin daha yüreğimin içine işlemişti. Şimdi daha da derinlere gömüldü. Artık seni oradan çıkarmak mümkün değildir Kerim. Fransa'da öyle değil ama burası ne istiyorsa ona göre davranalım. Nasıl? Yani gel beni babamdan iste. Ne oldu? Yok bir şey. Mesele Hristiyan olmamsa hiç dert etme. Müslüman olmaya hazırım ben. Bak Eftalya, dinin kendi seçimindir. Sadece benimle evlenmek için din değiştirmen olmaz. O senin vicdan meselendir. Ben sana kendi dinimi uzun uzun anlatırım. Düşünür taşınır bir karara varırsın. Hem anca o zaman doğruyu bulursun. Yani istiyor musun beni? Evet. Ben kararımı verdim arkadaş. Madem bu oğlan davranmayacak, ben söyleyeceğim o halde. Kızının mevzunu mu? Evet. Açık açık söyleyeceğim. Gel lan, kızımı sana veriyorum diyeceğim. Haksız mıyım kardeşim? Öyle bir damat yakışmaz mı bizim gibi adama? Hem bu sayede kızını veren her babanın düştüğü üzüntüyü de yaşamamış olurum. Nasıl olsa hafızdır, imamdır, düzgün insandır. Gözümün önündedir, gözünü arkada bırakmaz. Yani beni rahatlatacak her şey var onda. Ya Ferit, niye suskunsun bugün? Sesin niye kesildi Bülbül? Hani şiir? Oku lan, yanlış şeyler söyleme yeter ki. Dürriyemin güğümleri kalaylı, pistan giymiş etekleri alaylı. Öyle tavşan kanı ki şair Ferit'in çayları, içmeyen olsun beş kaynanalı. Düşündüklerim de haklı değil miyim arkadaşım? Bu hoca gerçekten benim... Geliyor. Bak Remzi, konuştuklarımız aramızda. Tamam abi. Tamam mı? Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam hocam. Gel şöyle dışarıda oturalım. Nasılsın bakalım? İyiyim hamdolsun. Seninle konuşmak istediğim çok mühim bir konu var Kadir Baba. Ben de seninle bir şey konuşmak istiyordum. Buyur o zaman. Estağfurullah hocam. Sen buyur. Nasıl söylenir ki böyle bir şeyi? Hayır de canım. Hayır, hayır. Kadir Baba, bunu söylemek zor ama... Senden... Ya söylesene şunu be artık. Orta yerinden çatlatma adamı. Şimdi sen bana baba gibisin ya. Hani sen... Utanıyorum Kadir Baba. Ya utanacak ne var Hafız Hoca, anlat. Belki biz de aynı şeyi düşünüyoruz. Sağ olasın Kadir Baba. Ben... Senin de iznin olursa... Evlenmeyi istiyorum artık. Benden izin çıktı bile. O zaman... Allah'ın emri peygamberin kavliyle... Git Eftalya'yı bana iste. Ne zaman düştü o kız yüreğine? Yakında. Ölçüp bir çık tarttın mı? Rum'dur hani. Sen de nihayetinde bir din adamısın. Her şey tamam Kadir Baba. Tek senin istemene kaldı hadise. Babası aksidir falan ama... Madem sen istemişsin... Başım gözüm üstüne. Gideriz isteriz. Lan Ferit! Buyur Kadir Baba. Kahvedeki herkese çay dağıt. Mahalleye dağıt. Her yere dağıt. Baba.
Buyurun. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Buyurun. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Beyefendi yoklar mı? Yukarıda sizi bekliyor. Ya, siz de adet böyle demek. Buyurun sıkalım. Buyurunuz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Buyurun. Selamun aleyküm. Buyurun geçsin. Selamun aleyküm. Buyurun. Şey, kusura bakma. Allah'ın selamıdır diye her girdiğimiz mekanda çıkar bu ağzımızdan. Biliyoruz. Nasılsınız Kadir Bey? İyiyiz. Çok şükür hanımefendi. Siz nasılsınız? Afiyettesinizdir inşallah. Teşekkür ederim. Paşa Bey'im, siz nasılsınız? İyi. Vaziyet belli. Lafı fazla uzatmaya lüzum yok. Ziyaret isteğimizi kabul ettiğiniz için sağ olun evvela. Sadede gel. Geleceğim, geleceğim. Efendim, sebebi ziyaretimizi Eftelya Hanım kızımız da sizlere birazcık bahsettiyse eğer... Neyi bahsedecekmiş? Baba. Sen sus. Neymiş bahsedeceği? Yavaş gel beyim, serin ol biraz. Sana mı yapacağım dediklerini? Sen ve Sultan size mi? Ağır ol dedim bak. Hadi be oradan. Kızını okut ama şimdi benim kızımı mı istiyorsun su iman bozuntusuna he? Ne? Senin ne söylediğini kulakların duyuyor mu be? Yalan mı? Kızını vermek için zan atan sen değil miydin? Bu nasıl laf lan? Kadir sen baba, mi hesap soracaksın bana ha? Sana ne benim kızımdan ha? Lütfen bey. Baba. Ayağın altını öpeyim bey, yapma. Benim kızımı sizin gibilerle işi olmaz. Baba tamam. Sevmişler ulan birbirlerini. Siz gidin Müslüman bir kız bulun kendinize. Babacığım. Bırakın beni. Pasa Bey lütfen bırakın ne olur. Kadir Baba. Gidelim Kadir Baba. Hadi gidelim. Bırakın lan beni. Bırakın şu kitapsızı şimdi temizleyip ayakkabının altına al. Defolun diyorum evimde. Yapma Bey. Bir daha da kızımla alakalı bir şey duymak istemiyorum sizden. Bizim zaten zalimlerle Pasa işimiz Bey, olmaz tamam mı? Hadi defolun Kadir Baba. Defol. Çıkma bir daha karşıma. Tepelerim seni. Allah'ıma bin yemin olsun tepelerim. Bu densizliği daha yapma, benim kızımın yanında görmeyeceğim, tamam mı? Polise şikayet ederim. Hapislerde süründürürüm. Sıkıysa yap lan. Yapmazsan Kadir namert. Baba. Tamam mı? Yapmazsan namertsin. Kadir Baba yeter. Bey hadi. Lütfen, gidelim. Hadi gidelim. Gidelim ama hadi. Senin yanına bunu bırakmayacağım. Hadi. Haberin olsun. Hangi yüzle gelirler evimde? Biz Hristiyanız. Bu ne istir kale? Müslüman olduğu yetmiyormuş gibi bir de imammış. Yazıklar olsun. Sen yıllarca emek ver, yurt dışlarında okut. Ondan sonra gelsin buraya bir imama gönül versin. Yani olacak şey mi bu bre? Aklımı yitireceğim, aklımı. Asıl ben aklımı yitireceğim baba. Asıl sana yazıklar olsun baba. Böyle sevgisiz, böyle anlayışsız bir baba olduktan sonra yurt dışında eğitim almışım ne fayda? Çekil git karşımdan. Seviyorum ben onu. Eftelya kızım. Seviyorum onu anne. Kerimsiz yapamam ben, yaşayamam. Çekil karşımdan dedim sana. Gerçek yüzün buymuş demek baba. Demek evladının duygularını yok sayacak kadar kaba, kendini bir şey sanacak kadar akılsızmışsın. Kes dedim be. Susacağım. Hem de öyle bir susacağım ki. Duymayacaksınız sesimi bir daha. Eftelya. Gel buraya. Sen konuşma sen. Zaten siz şımarttınız bunu. Bu hale siz getirdiniz. Siz şımarttınız bunu. Bu hale siz getirdiniz. Nedir bu başımıza gelenler anlamı? Bilmiyorum dadı. Bilmiyorum. Kızım, güzel Eftelya. Ağlama güzel kızım, Eftelya. Küçük hanım, parçalama şu yaşlı yüreğimizi.
gidin buradan. İstemiyorum sizi. Hiçbirinizi istemiyorum. Babanın ters tarafına geldi Eftelya. Bakarsın yarın. Olmaz olsun öyle baba. Gidin buradan diyorum size. Yalnız bırakın beni. Gidin. 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 Yapma be Kadir baba. Hem böylesi daha iyi değil mi? Davul bile dengi dengine demişler. Kız Avrupa'da eğitim almış bir ressam. Oğlan imam. Hem de kız Rum. Böylece kızını vermen de kolaylaştı Kerim Hoca'ya. Kalk lan şuradan. Ama Kadir baba. Kalk. Kalk. Oğlan sevmiş bir kere. İş bitti. Bitti. Dönülmez akşamın ufkundayım. Vakit çok geç. Bu son çaylardır beyim. Nasıl içersen iç. Ulan ben sana ne dedim ha? Ha? Ne dedim ben sana? Ne dedim? Ne dedim ben sana lan? Yapma dur. Ne dedim? Tamam Kadir baba. Tamam. Sakin ol. Tamam. Ben sana ne dedim? Tamam Kadir baba. Ne yaptın be Kadir baba? Hala konuşuyor bak. Ne dedim sana? Çık sen de. Çık. Tamam yapma baba. Hadi. Hadi. Bırakın. Bırakın be. Hey ulan! Thank you.
istiyor musun beni? Evet. Maalesef kızınız çok ağır bir akciğer hastalığı geçiriyor. Tedavisi? Tabii ki hemen davranacağız. Ama... Aması ne doktor bey? Açıkçası çok umutlu değilim. Yapma doktor. Durup dururken neden olsun böyle bir şey? Durup dururken mi? Geç kalmışsınız beyefendi. Durup dururken veya birdenbire olacak şey değil bu. Küçük anam, Tanrı yardımcın olsun. Azizler korusun seni. İster burada tedaviye alalım, ister hastaneye kaldıralım. Siz seçin. Yurt dışına göndereceğim onu. Fransa lazımsa başka memleket. Nerede tedavi olursa oraya göndereceğim. Biricik sözüm o benim. Kızım, canım. Canım. Yavrum, Eftelya. Kızım. Pek bir şey fark edeceğini sanmıyorum beyefendi. Dünyanın öteki ucuna da gönderseniz... ...tedavisi aynıdır bunun. Tedavisi aynıdır ve de zordur. Unut gitsin şunu artık Hafız Hoca. Başka da çaresi yok zaten. Ya var aslında ama bize yakışmaz. Sen koca bir hocasın. Kız kaçırman olmaz diye söylüyorum. Kız kaçırmak mı? Sevmek bile yasakken biriyim ama... ...kız kaçırmak haşa. Anlatma artık. Güle güle hocam. Canım kızım. Hocam, haberler kötü. Ne oldu Kadir baba? Senin Eftelya... ...kötüymüş vaziyeti. Büyük annesinin hastalığına yakalanmış diyorlar. Doktorlar çare yok diyormuş.
İş sana bakar gene. Kurtarırsa senin otlar kurtarır gene. Gözümüzün önünde nasıl gitti hala anlayamıyorum. Polis sende bir haber sıkmadı değil mi? Oy. Oh Ibre, hiçbir haber yok. Yer yarıldı da yerin dibine girmedi ya bu kız. Azizlerin arasına karıştı benim küçük annem. Peri gibi yaşadı. Meleklerin yanına kanat çekti. Olabilir hocam. Bu kız kuş olup uçmadı ya. Sana başta dedim. Bu iş sende biter dedim. İnan böyle olacağını bilsem yeminimi çener giderdim o imansız babasının ayağına kadar. Ver ulan kızı. Ver de bizim Hafız Hoca bir tedavi etsin derdim. Ya dilini mi yuttun Kerim Hoca? Ya kız kaybolmuş diyorum. Ne olduğu belli değil. Takdir-i ilahi Kadir Baba. Ne denir? Çok üzüldü tabii ki garip. Ne dediğini bilmiyor. Yazık.
oldu bana? Kerim. Anlamalıydım ben. Benim bir tane küçük hanımım. Biliyordum. Bizi bırakıp gitmeyeceğini biliyordum. Meleğim. Küçük hanımım. Dadıyla. Benim Eleni'm. Dünyanın en güzel dadısı. Eleni. Vallahi da billahi de anlamıştım esasında. Ben dedim kardeşim. Var bu işte bir bit yeri dedim. Demek kızı kaçırıp tedavi ettin ha? Peki anlayamadığım kızı nasıl çıkardın o evde? Öyle ya babası şeytan sabaha kadar kapıdaymış o gece. Annesiyle dadısı başındaymış. O da bizim sırrımızdı Kadir Baba. Olsun be. Varsın o da sizin sırrınız olarak kalsın. Bazen her şeyi bilmemesi daha iyidir insanın. Büyük annesi bir harita bırakmış Eftalya'ya. Benim evimle onların ev arasında bir tünel var. Onun haritası. Dadı Eleni merak edip bulmuş tüneli. Yoksa bu sır devam edecekti. Peki şimdi ne olacak? Kızı alacağız. Hem de var ya. Söke söke alacağız. Bu bıyıklar üzerine iddiaya varım. Baba af dileyecek senden. Senden de. Orası belli olmaz. Kızım, güzel kızım. Kusura bakma. Bazen koza koza adamlar da eseklik ediyor demek ki. Hem de ne eşeklik. Beni affet delikanlı. Bilemedim, hata yaptım. Bana bak, iyi bakar mı kızıma? O ikisinin arasındaki bir mesele. Sakın girme. Peki, ya din değiştirirse? Pek meyilli gördüm kendisini. Hele ona hiç girme. Çünkü o Allah'la kul arasındaki bir mesele. Ne diyorsun şimdi sen? Ya sen? Sen affedebilecek misin beni?
Kızını verirsen bakarız. Verdim gitti bre. Şöyle. Delikanlı. Tanrı aşkına benim şu çiş meselesine de bir şifa bul. Herkes iyileşti de bir şu garip eleni kaldı aslında. Bakarız. Tanrı senden razı olsun. Tanrı günahlarını affetsin Aziz Dimitri. Sahi imam değildin sen. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.